Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlere çay tarifimle geldim arkadaşlar. Ben bu çay tarifimle hem zayıfladım hem de hiç hasta olmadım. Yıllardır bu çay tarifimi yapıyorum ve her kış uyguluyorum. Şimdi tekrardan yapmışken bu tarifim sizlere ayrıca detaylı olarak paylaşmak istedim. Instagram sayfamda, Nur Mutfağı Nurgül sayfamda, storylerimde paylaşınca çok istek geldi ve detaylı bir şekilde bu tarifimi tekrardan video olarak sizlere hazırlamak istedim. Umarım sizler de yaparsınız arkadaşlar. Gerçekten şimdi tam da zamanı, şu korona zamanında bağışıklık sistemimizi güçlendirecek bu şekilde vitaminli çaylara ihtiyacımız var. Dediğim gibi hem yağ yakıyor, zayıflatıyor, hem de bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor ve hasta yapmıyor. Daha ne olsun, değil mi arkadaşlar? Evet, şimdi çay tarifimizin yapılışına ve malzeme listemize geçeceğim. Malzeme listemi açıklama kısmına ekleyeceğim, oradan ulaşabilirsiniz. Evet, 1 tane portakal, 1 tane limon, 2-3 tane kırmızı yeşil elma, elinizde ne varsa arkadaşlar. Küçük parça zencefil, 1 çubuk tarçın, taze biberiye ve kekik kullandım. Eğer yoksa sizler kurusunu kullanabilirsiniz, 1 yemek kaşığı kadar. Yarım yemek kaşığı iri karabiber, 2 yemek kaşığı yeşil çay, 3-4 adet de karanfil. Evet, yağ yakan, bağışıklık sistemimizi güçlendiren bomba gibi çayımızın yapılışı arkadaşlar. Meyvelerimizi öncelikle yıkıyoruz. Daha sonra iri bir şekilde doğruyoruz. Gördüğünüz gibi. Zencefili de arkadaşlar kabuklarını soymadan önce güzelce yıkadım. Daha sonra kabukları ile birlikte rendeledim. Kabuğunu soyup ziyan etmek istemedim. O şekilde kullanmak istedim. Çubuk tarçını ortadan ikiye böldüm. Taze biberiye, 2-3 dal taze biberiye de, onları da birazcık parçaladım. Kekik olsun. Hepsini ilave ettim. Gördüğünüz gibi yarım tatlı kaşığı da karabiber. Tane karabiber. Hepsini içerisine ilave ettim. Şimdi yaklaşık 1,5-2 litre içerisine kettle'da kaynattığım suyu ilave ediyorum. Ve ocağımın altını açacağım. Çayımı güzelce kaynatacağım. Bir 5 dakika kadar kaynatacağım arkadaşlar. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatacağım ve çayımı bir 10-15 dakika kadar demlenmeye bırakacağım. Evet, tüm malzemeleri, suyumuzu ilave ettikten sonra şimdi 2 yemek kaşığı yeşil çay ilave edeceğim arkadaşlar. 1 yemek kaşık bu şekilde iri halde olan yeşil çay kullandım. 1 yemek kaşık da hazır torbaların içerisinde satılan yeşil çaylar oluyor ya arkadaşlar. Onun torbasını keserek içerisindeki çayı alarak kullandım. Torbalarını kullanmak istemedim. Gördüğünüz gibi torbasının içerisinden çıkan çay da bu şekilde inceydi. Alternatif olarak ben sizlere bunu da göstermek istedim. Ben normal iri şekilde olan yeşil çayı kullanmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Evet, tüm malzemelerimi tenceremi aldım, suyu da döktüm ve şimdi ocağımın altını açıyorum ve çayımı kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar. Fokur fokur kaynayacak. Daha sonrasında ocağımın altını kısacağım. Bir 5 dakika kadar da öyle kaynattıktan sonra zaten meyvelerimizin lezzeti suya geçecektir. Gördüğünüz gibi rengi şimdiden harika oldu. Daha sonra ocağın altını kapatacağım ve tekrar bir 10-15 dakika demlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Demlenmiş olan çayımı artık süzüp hemen içebilirim. İster sıcak ister soğuk içebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu çayı ilk etapta sıcak içiyorum. Daha sonrasında fazlaca yapıyorum ve bu şekilde çaydanlıklara ve kavanozlara dolduruyorum. Buzdolabına kaldırıyorum. Soğuk bir şekilde su gibi içiyorum arkadaşlar. Gün boyu kahvaltıdan önce, yemekten önce susadığımda bir bardak içiyorum. Bu çayı devam ettiğim sürece arkadaşlar yaklaşık 3 kilo zayıfladım bir ayda. Sizler de devam ederseniz gerçekten zayıfladığınızı göreceksiniz. Biraz hareket yaparak, birazcık da yemeğimize dikkat ederek, tabağımızı küçülterek gün boyu da yemek öncesinden bu çayımızı içerek arkadaşlar
formumuzu koruyarak zayıflıyoruz. Evet, sağlıklı bir şekilde kilolarımızı veriyoruz arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz bu posayı da atmıyorum. Ben bu posayı arkadaşlar iki sefer daha kullanıyorum. Bu şekilde süzdükten sonra tekrardan içerisine yaklaşık 1,5-2 litre kadar su takviyesi yapıyorum. Tekrar ocağa alıp kaynatıyorum. Demlenmeye bıraktıktan sonra tekrar süzüyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi artık yağ yakan çayım, bağışıklık sistemimi güçlendiren vitamin deposu çayım içmeye hazırdır. İster sıcak, ister soğuk olarak içebilirsiniz. Yemekten önce gün boyu içiyoruz arkadaşlar. Ben bu çayları bütün gün paylaştırıyorum. Gün boyu içmiş oluyorum. Daha sonrasında ertesi güne çayımı tekrardan hazırlıyorum. Evet. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin ve bol eksiler diliyorum. Yapanlar ve zayıflayanlar lütfen yoruma yazarsanız yapacak olan arkadaşlara da fikir vermiş olursunuz. Bu şekilde kanalımda zayıflama çayları vardır. Mutlaka bir göz atın derim. Ayrıca kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Paylaştığım videolarımdan haberdar olursunuz. Yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.